Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bu hafta gerçekten fuar açısından çok önemli iki organizasyon var. Biri Polonya'da, diğeri de kardeş ülke Azerbaycan'da, Bakü'de yapılıyor ve Türk savunma şirketleri iki fuara da çok yoğun ilgi gösteriyor. Şimdi Polonya'ya bağlanıyoruz ve karşımızda Özgür Ekşi var. Özgür bize Polonya'daki gelişmeleri anlatacak. Çünkü Polonya gerçekten son dönem içerisinde inanılmaz bir silahlanma bütçesiyle birlikte dehşet alımlar gerçekleştiriyor. Özgür merhaba. Merhaba Tolga. Herkese merhabalar. Polonya'dan şöyle bir havayı koklayalım senle birlikte. Çok ciddi sayıda savunma sanayi başkanlığı organizasyonunda kaç Türk şirketi var şu an Polonya'da? 26 savunma şirketi var burada. Roketsan, Baykar, Aselsan, Havelsan, İşbir, Sarsılmaz, ZSR, Canik, Nurol Makina. Aklınıza gelebilecek pek çok firma burada yer almış durumda. Ve güzel bir yeri var. Türkiye burada leading country, yani baş ülke olarak da geçiyor. O yüzden oldukça Türkiye açısından dikkat çeken, varlık gösterdiğimiz bir fuar burası demek doğru olur. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar özel bir ziyaret yaptı. Türkiye-Polonya ilişkileri açısından bu ziyaret de sanıyorum çok önemliydi. Peki Türk ürünlerinden neler ön plana çıkıyor? Bir tarafta Baykar'ın TB2 ihracatı çok önemli bir ihracat. İlk defa bir NATO ülkesine bu ihracat gerçekleştirildi. Baykar'a ilgi nasıl fuarda? Şöyle, önce Bakan Akar Polonya Cumhurbaşkanı'nı Duda'yı karşıladı. O gezdirdi, beraber gezdiler. İlk önce Roketsan'ını da karşıladı. Roketsan, Aselsan, sonra Baykar'a geçtiler. Sonra diğer Türk firmalarına geçtiler. Hani Cumhurbaşkanı'nın gelip Bakan Akar'la gezdiği bir Türk standını görüyoruz burada. TB2 için bu fuarın iki yıldızından biri demek çok doğru olur. Diğer yıldızı da F-35. F-35'in bir mock-up'ı sergileniyor. Onun önünde uzun kuyruklar var. Bir de TB2'nin önünde uzun kuyruklar var. İnsanlar yanında fotoğraf çektirmeye bayılıyor. Kadın, erkek, büyük kalabalıklar var. İnsanlar sürekli gelip fotoğraf çektiriyor. Bu anlamda iki şeyde standla birbirine çok yakın. İkisinin önünde büyük gruplaşmalar görüyoruz. F-35'te TB2'nin şeyi var. Bir ilgi rekabeti var demek çok doğru olur. TB2'yi sormuşken sanıyorum gelecek yıl teslimatlar başlayacak. Polonya'dan Akıncı gibi diğer ürünlere de İHA olarak diğer şirketlerimize de geleceğiz. Bir ilgi var mı şu an? Şu anda hiç bunu konuşmuyorlar. Şu anda TB2'ye odaklanmış durumdalar. Burada sergilenen TB2 bir prototip, bir mock-up değil, Polonya için hazırlanmış bir İHA, gerçek bir İHA. Ve ben yetkililere sorduğum zaman testleri gelecek ay tamamlayacaklarını ve teslimatın başlayacağını söylediler. Türkiye'deki testler, Türkiye'nin Baykar'ın yapacağı testler bitecek ve Polonya'nın yapacağı kabul testleri başlayacak. Onlar da bitince yıl sonuna kalacağını ben doğrusu zannetmiyorum. Önümüzdeki birkaç ay içinde kuvvete, envantere girmiş görürüz gibi geliyor bana. Buyurun. Diğer savunma şirketlerimizin durumu nasıl? Hangi ürünleri ön plana çıkartıyorlar? Yanlış hatırlamıyorsam Roketsan'ın önemli girişimleri var Polonya pazarı ile ilgili. Bir de o genel böyle bir şirket şirket ürün ürün bilgi alabilir miyiz senden? Şöyle, öncelikle aslında Bakan Akar'ın gelmesinin, erkenden bir ziyaret yapmasının daha fuar başlamadan, fuar 6'sında başlamıştı, 5'inde bir imza atmasının nedeni var. Bir törene katıldı ve Türkiye ile Roketsan'la Polonya arasında bir işbirliği anlaşması, teknik işbirliği anlaşmasına katıldı. Buraya da imza attı. Bu şu anlama geliyor: Polonya'nın bundan sonraki dönemde, önümüzdeki dönemde yapacağı pek çok füze ve mühimmat alanında Roketsan'la, içeriğin haliyle söyleniyorlar, bir işbirliği ortamı olacak. Roketsan'ın ürünlerine Polonya çok ciddi, çok yakından ilgi gösteriyor demek bu. Bu şu anlama geliyor: TB2'nin yanında zaten MAMLE, MAMCE
alacaklar. Ama bunlar dışında ürünler de geliyor demek. Bunlar dışında neler dikkat çekiyor? Ben mesela bir firmanın bir ihracatı daha olabileceğini duydum ama gizli tutuluyor. O yüzden ileriki dönemlerde duyarız inşallah ne olduğunu. Bir şey var, atılmış bir imza olabilir dendi, atılabilir dendi. Bunun dışında Havelsan çok güzel ürünler getirmiş. Hem sivil hem askeri havacılık için kuş radarı ve FODRAD, bizim Yamaha dediğimiz, yabancı madde hasarlı dediğimiz, pistteki yabancı malzemeleri, vidadır, kırıktır, bir şey, bir izmarittir. Biliyoruz hani hepimiz motorun içine bir malzeme çekilirse motora, uçağa zarar verir. Ya da lastiği patlatacak bir şey varsa uçuşa zarar verir. Ya da kuş çarpabilir. Bunları tespit eden bir radar. Devlet Hava Meydanları ile TÜBİTAK Bilgem'in ortaklaşa bir çalışmasını ürün halinde Havelsan sunuyor. Nurol makina gelmiş durumda. Bir LMS, bu dört, bizim Yörük diye Türkiye'de bildiğimiz 4x4'ün bir pick-up versiyonunu gösteriyorlar burada. Ayrıca Ejder var yine. Ama bunlar mock-up olarak, bir gerçek araç değil. Sarsılmaz'ı gördüm. Samsun Yurt Savunma'yı gördüm. Oldukça geniş bir silah ekibiyle gelmişlerdi ki orada da bu 12.7 Quick Change Barrel makinalı tüfek sergileniyor ön planda. İşbir, Nero, Asfat var tabii. Asfat gelmiş, makine kimya gelmiş durumda. Burada STM'nin cep şeyi, denizaltısı STM 500 ilk defa sergileniyor burada. STM'yi biraz açmak istiyorum. Çok önemli bir konsept. Cep denizaltısı zaman zaman sen de yaptın haberlerini, ben de yaptım. STM bununla birlikte yeni bir pazara giriyor. Muhtemelen herhalde buradan teknoloji daha sonra daha büyük denizaltı platformlarını da göreceğiz gibi duruyor. Bu STM 500'e ilgi nasıl Polonya'da? Sordum. Pek çok görüşme olduğunu, çok soru geldiğini söylediler. Şimdi tabii erken dediler bir şey söylemek için. Ama ben de oradayken hem insanların gelip sorduğunu, yani genel fuar katılımcılarının sorduğunu gördüm. Hem de delegasyonların geldiğini gördüm. Hangi delegasyon olduğunu toplantının içeriğine girmediğim için göremedim ama yakın bir ilgi var. Sadece ben Polonya olduğunu zannetmiyorum. STM'nin buradan Polonya dışında benzer şekilde sığ sularda operasyon yapmak isteyen ve bunun içinde maliyeti düşük bir çözüm arayan birkaç bir ülkenin daha kapıyı çaldığını gördüm ben. Bu anlamda Şimdi STM tabii için başarılı bir şey. Bu. Türk şirketleri haklı olarak etkili olmak istedikleri pazarlara bu tür nokta atışlarıyla girmek için bu tür fuarlar çok önem arz ediyor. Bir genel büyük fuarlar var. Senle geçtiğimiz ay yaptığımız gibi Farnborough mesela İngiltere'de Avrupa'nın ikinci büyük havacılık fuarı Paris Air Show var. Bir de bu tür noktasal fuarlar. Tahminimce Polonya'daki fuar çok çok büyük bir fuar değil ama doğrudan Polonya pazarına hitap etmek için oradaki yetkililerle görüşmek açısından büyük önem arz ediyor. Biraz da herhalde bölgeye doğru hitap ediyor diye düşünüyorum. Şöyle, şimdi bazı fuarlar bizim alıştığımız gibi 2 yılda bir yapılıyor. Bazı fuarlar, mesela Kiev'de yapılan Arms and Security böyledir. Ve buradaki Kielce'de yapılan MSBO böyle her yıl yapılıyor. Yılda bir defa yapılıyor. İnsanların kafasında tabii yılda bir yapılıyorsa hani pek de büyük olmaz izlenimi oluyor. Doğru, çok büyük değil. Yani İDEF'le karşılaştırırsak İDEF'te 14 hol doluyordu. Burada İDEF'in 3 holü, belki 4 holü vardır büyüklük olarak. Ama çok yoğun. Standlar ufak, iç içe. Çok sayıda firma var. Avrupa ve Amerika, Batı'nın tamamının standları var burada. Bence hoş bir şey, bir jest mi yapmışlar bilmiyorum. Ukroboronprom, Ukrayna'nın da standı var. Neptün'ün, meşhur Neptün'ün
bir sergilendiği bir şey var. Tabii ürünleri pek pazarlayabilecek durumları yok. Savaş halindeler. Ama bütün Orta Avrupa'daki eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminin, Varşova Paktı'nın eski üyelerinin Ukrayna'da yaşanan savaştan rahatsız olanların tamamının alımlarının arttığı bir dönemde bu fuara ilgi son derece yüksek, son derece önemli ve içerisi çok kalabalık ve hani karınca yuvası gibi veya şey gibi arı kovanı gibi çok vızır vızır içerisinde. Türkiye'nin de böyle bir fuarda leading country olması ayrıca bence çok önemli bir prestij kaynağı. Tabii geçtiğimiz günlerde de enteresan haberleri sen de yaptın, ben de yaptım. Polonya 14 milyar dolarlık Güney Kore ile bir savunma işbirliği anlaşması yaptı. İşte jet eğitim uçağı var. K9 pardon. Fırtına obüslerinin K9'ların daha doğrusu alımı, tank alımı gibi. Ben de tabii sormak istiyorum. 14 milyar dolar sadece bu Güney Kore. Daha önceden Baykar'la ilgili çok önemli bir ihracat haberini yapmıştık. Bunları üst üste koyduğumuz zaman Polonya gömü mü buldu acaba? Nereden veriyor bu parayı diye benim aklıma çok geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Böyle bir dedikodu konuşuluyor. Bir de şey duydum ben. Almanya'ya Birinci Dünya Savaşı, yoksa ikinci mi? Çok da şeye doğrusu önemsemedim ama. Bir ya da ikinci Nazi Dünya altınları Savaşı. Mı diyeceksin? Yok yok, altın Nazi altınları değil. Hayır. Bize yaptığınız saldırılardan dolayı bize şey verin, tazminat verin anlamında bir şey yaptı diye de bunun sosyal medyada şeyi dönüyor, sözleri dönüyor. Yani ben çok ciddiye almış değilim doğrusu. Yani altın gömülmüş olmaları daha çok çok ciddi bir ihtiyaçları var. Aslında 2014'ten itibaren Polonya özellikle Amerikan sistemlerine çok büyük yatırım yapmışlardı. Çok ciddi hem hava hem karada çok ciddi alımlar yaptılar. Ve aslında biraz da bizim Türkiye'deki bakış açımızla Amerikan sistemlerini, yalnız Amerikan sistemlerini istiyorlar izlenimini de doğurmuşlardı. Fakat herhalde Ukrayna'nın arkasından, yani Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı saldırıdan sonra sadece pahalı Amerikan sistemleri değil, kendini sahada ispatlamış ve çok daha fiyat açısından düşük ama verimlilik ve etkinlik açısından kendini ispatlamış ürünlere de gitmek zorunda olduklarını, yani Amerikan malıyla gitme güçlerinin aslında çok olmadığını gördüler ve her tarafa girdiler. O yüzden bence Güney Kore'den de 1000 tane obüs alıyorlar. Hani bu iş ciddiye binerse bizim elimizde doğru silahlar olmalı, güvenilir, kendini ispatlamış sistemler olmalı bakışıyla Amerika'nın dışındaki sistemlere de kapılarını açtılar gibi geliyor bana. Ne diyelim, bunlarla ilgili Türk şirketlerinin şansı bol olsun. Bol bol ihracat yapsınlar. Çünkü burada çok ciddi bir potansiyel var. Şuradan da izleyicilerime, umarım sen de katılırsın dediklerime, bir silah almak aynı zamanda dostluk satın almak, müttefiklik satın almak gibi bir durum söz konusu. Zaten Türkiye ile Polonya ilişkileri havacılık açısından çok eski yıllara dayanıyor. İşte yıllardır Polonya'dan aldığımız sistemlerden sonra sivil ve askeri anlamda, bununla ilgili de ben bir video hazırlamıştım, linkini de yukarı koyarız. İlk defa Türkiye bir ihracat başarısı yakalamış oldu. Devamı gelsin diyoruz artık. İnşallah. İnşallah çok devam edilir. Bence Özgür, yoğun fuar programında bizlere zaman ayırdığın için çok teşekkür ediyoruz. Senden yeni ve güzel haberler bekliyoruz. Haberleşmek üzere. Çok çok teşekkürler.